Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzmanla motorlu testlere görüyorsunuz ne halde olduğunu. Daha önce de sizlere göstermiştim. Ama filtre, karbüratör takozu olmadığını da söylemiştim. Motordaki şikayetlerden biri starter. Sen starter, bir de krank keçelerini kontrol et demişti. Ama maalesef sahip gittikten sonra kapağı açtığım zaman baktım ki karbüratör falan yok. Meğer babası söküp almış bunu. Neyse şimdi bunu revizyon yapacağız. Krank keçelerini kontrol edeceğim. Önce piston sökmeden krank keçeleri kontrol edeceğim. Ardından da motor gaz yemiyor demişti. Buradaki vidalar gevşek görüyorsunuz. Muhtemelen içine açıp parça almışlardır. Bunun bir akrabası var. O da motor çok söküyor. Zaten eksik parça var şu anda. Karbüratör tel süzgeci içinde yok. Karbüratör de berbat hale getirmiş olabilirler. Şimdi bunun makara saplaması da yok. Onunla da bir şey bulmak lazım. Tartarını hallettik. Şimdi de silindirden beri benzin süreceğim. Bu şekilde karbüratör yani krank keçeleri kaçırıyor mu kontrol edeceğim. Ama yönüne. Şimdi de silindire benzin süreceğim. Keçeleri kaçırıyorum diye bu şekilde kontrol etmiş olacağım. Silindir doğurmuş oldu. Şimdi ağzına kadar doğurdu. Önden düşen kaçırmış sayılmayacak. Şu anda burada benzin var. Eğer eksilme olursa keçeler kaçırıyor olacaktır. Buradan biraz döküldüğü için keçi önünden döküldü zaten.
Maalesef ki krankeçelerinde bir sorun görünmüyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Karbüratör takılıysa pistonu yine bir çıkarıp yukarıya verirsiniz. Pistonu verin. Buradan karbüratörden benzin doldurursunuz. Ya buradan ya da buradan benzin kaçırabilir. Kaçırırsa keçelerini hangi taraftan kaçıyorsa o keçeyi söküp takarsınız. Ya da isteğinize bağlı iki tarafı söküp yeniden yaparsınız. Karbüratör olacak. Parçasını da almışlar. Dedikleri arızaya göre, dediklerine göre, yani anlattıklarına göre arıza karbüratör gösteriyor. Muhtemelen karbüratör tıkalı. Bu yüzden tam gaza bastığı zaman boğuluyor. Sahibinde pek parada da varsayılmaz, yani maddi durumu çok iyi de sayılmaz. Bu yüzden mümkün olduğunca ekonomik yapmaya çalış. Temiz olmasını özellikle de istedi. Bakın orgullanıldığından soğutma kelebekleri kırılmış. İsviçre malı ama silindiri orijinal sökülüp çakma takılmış. İşte starter korumalığı kırılmış. Bu kırık olursa, görevini yapmazsa buji kablosu volanttan deyip delinebiliyor. Bunu tel ile bağladım. Bu da gazaltı teli, yani gazaltı makinesinin teli. Daha ince tel vardı. Onları artık kullanmıyorum. Bu boy gazaltı teli benim makine için en uygunu. Şimdi bunda stop kablosu da yok. Onu da yapayım. Kablo varmış. Böyle daha uyumludur inşallah. Şimdi sıra geldi karbüratör bakımına. Bakalım daha neler çıkacak.
Evet arkadaşlar. Zabala doğru başlamıştım. Yoğunluk nedeniyle ara verdim. 4 saat sonra yeniden devam ediyoruz. O arada karbüratörün tamir takımını değiştireceğim. Çünkü 3 parça eksik çıktı karbüratör içinde. Sahibinin babası muhtemelen almıştırmıştır kendi motorunu yaptırmak için. Bunları takmadan önce ayar vidalarını çıkarıp hava vuracağız. Arasında pislik vs kalmış olabilir. Bir sürü iş geliyor ama havaların yağışlı olmamasıyla herkes çapa yapmaya başlamış. Herkes de odun vs günlük işler için dışarıdalar. Böylelikle tamir işi daha fazla oluyor. Biz de yoğunluktan bir türlü kurtulamıyoruz. En ufak parça kalmamalı içinde. Bu karbüratörler orijinal ve çok pahalı. Evet aslında 180 derece 2 tur 1,5 tur olsun. Evet aslında 180 derece 2,5 tur. Şimdi devam edelim. Süzgecini takalım. Tam uyumluymuş. Karbüratör tamir takımının adını Archer yazıyor. Çin malı bu da. Başka yoktu. Çok yoğunluk olduğu için buralar yine karıştı. Bu yüzden kusura bakmayın. Ama bendeki karışıklığı da biraz anlayışla karşılayın. Mesela Acun'un programı MasterChef var. Hızlı yemek yapıyor derken masayı ne hale getirdiklerini görebiliyorsunuz. Benim işlerim de aynı bu şekildedir. Zamana karşı yarışıyorum ben de. Bu yüzden anlayışlarınızı istiyorum. Midan civatanın biri çakmağı başka takmışlar. Bunu da aynı buraya takmam lazım. Yoksa hep bozulacak. Belki orijinal bulabilirim. Tam oturmuyor yerine. Geri çıkarayım.
Karbüratörde pek eski görülmüyor. Maalesef ki acemiler karıştırmasıyla bu şekilde güzelim karbüratörleri bozuyorlar. Zaten yeniymiş bu da. Buna bakın da görüyorsunuz aradaki yeniliği. Aran kapağı bile parlak. Orijinal cıvatasını da kaybetmişler. Az önce değiştirmiştim gördüğünüz gibi bunu takmışlar. Maalesef ki dişi aynı değil. Buraya kadar contaları tamamladık. Bundan sonrasını da inşallah halledeceğiz. Şimdi de bunun benzin hortumunu değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi benzin filtreden kopmuş, filtre içinde kalmış. Bunların buralarda lastikleri oluyordu. Maalesef ki lastikleri, körükleri kaybolmuş. Hafifçe yardıktan sonra bu şekilde takabilirsiniz. Bu deler diye düşünüyorsanız kesinlikle delmiyor. Hortum çok güzel. Metresi 20 liraydı galiba. Öyle biliyorum. Her şeffaf hortum bu gibi sağlam olmuyor. Bazı şeffaf hortumları benzin bozuyor. Bazıları da beton gibi oluyor. Şimdi de karbüratör takacağız. Bu tamir takımında bu contalar uymuyor. Mesela önceden de bu şekilde yapıyor, hala akıllanmamışlar. Bir bunu yapamadılar. Şu kısımda boşluk çıkıyor. İşte mesela şunu buraya yerleştirelim. Bakın gördüğünüz gibi boşlukta kalıyor. Bunu üretene yazıklar olsun diyorum. Yani 10 yıldır hala aynısını üretiyor. Buna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ayrı conta, bunlar da ayrı. Biri bundan, biri de bundan yerleştirmeleri gereken. Böyle israf kapısı açmışlar. O mühendisi de kınım kınım kınıyorum maalesef. Niye alıyorsun gibi soru da vardır. Çünkü en uygunu bu. Ha, buna rağmen fiyatı 50-60 TL'yi buluyor. Orijinal tamir takım bana var mı bilmiyorum. Yoktu galiba. Mutlaka alırdım olsaydı. Bunun yanında karbüratör falan sonradan gelmişti biliyorsunuz. Bir eksiği daha var. Cikle kolu yok maalesef. Orijinal parçaları kaybolsa bu şekilde masraf eder. Neyse ki karbüratörü bulundu. Şimdi karbüratörünü takıp motoru çalıştıracağız. Bakalım çalışacak mı? Keçelerinde de herhangi bir kaçaklık yok.
Bir de orada fark ettiğim de sürekli bu gibi sözler söylemişim. Cidden de bazılar için sıkıcı olur. Bu yüzden de özür dilerim, kusura bakmayın. Yani kendim de videoları izleyince bu dediğimi de duydum diye değil ya, alt yazı, otomatik alt yazıda görebiliyorum. Bazen de üfleme yapıyorum. Bunun için de kusura bakmayın. Şimdi motoru çalıştırmam için gerekli olanlar yükle kolu, benzin depo kapağı artı benzin. Bunları ayarlayıp çalıştırayım. İnşallah çalışacak. Motorun jigli kolu bende kalmamış. Geçici telle bağladım. Yani motoru çalıştırayım. Bunun yenisini takarız. Bakalım çalışacak mı? Benzin çekmeye başladı. Daha önce benzin silindire benzin sürdüğüm için boğulmuş olabilir.
Motorun bobin kablosunda herhangi bir sıkıntı yok. Takılıyor, ne gayet güzel. Keçelerinde kontrol etmiştik, herhangi bir kaçak olmamıştı. Ama karbüratör saplamaları uzun geliyordu. Yani silindir orijinal olmadığı için saplama girişi dar yapmıştılar. O yüzden civata tam olarak ileri gitmediği için karbüratör sallanıyordu. Ben de civataları çok hafif bir kestirdim. Kestim yani. Bununla kestim. İnşallah güzel çalışır. Sahibi zaten stopunu dert etmez zaten. Bunlar orman işlerinde çok çalıştılar. Motoru da temiz tutmuyorlar. Bakın kırmışlar. Hor kullanıyorlar. Zaten evden bırakmışlar. Karbüratörünü de sökmüşler. Diğer motora takmışlar. Diğer motora. Babası onu taktığını söylüyor. Babası da gelmişti buraya. Kendi de yalanlamadı zaten. Sonra karbüratörü buldular. Karbüratörde bir şey yok. Yaptık tamirini. Stop düğmeyi de burada kontrol ettik. Herhangi yine stop etmedi yine. Bir daha deneyelim şimdi. Jigle kolunu da alırız, takarız. Böylece motorun işlemi bitmiş olur. Arda bobin de bakın kaplı, yeni daha kaplı. Yine elektrik buraya o şasiye de duruyor, stop etmiyor. Zaten sahibi de bunun stop etmesini dert etmeyecektir. Yeni jikle takınca jikleden stop edip çalıştırır. Sahibi üstleyi üzerine yeni zincirini de takıyoruz. Oregon kullandım. Zincirini ardından jikliği takacağız. Bobin ne isterse, kendi isterse değiştiririz. Ama hiç değiştir diyeceğini sanmıyorum. Gerek yok diyecektir mutlaka. Uzun süre çalışmamış motor, acayip koku var. Sanki çamaşır vs yanmış gibi. İlginç, yanık koku. İlk defa böyle bir koku geliyor. Muhtemelen egzoz içinde hafif dolmalar vardı. Hala koku alıyorum. Beyak. Hafiflesinde de delik var. Sahip muhtemelen bunu da değiştirmez. Ama yine de bunu sormak lazım kendisine. Belki burayı kapatırız. Belki de değiştirir. Şimdi tekrar çalıştırıp deneyeyim. Bu zaten olmaz bu. Bir bakayım çıkma var mıdır? Neyse ki çıkma yok maalesef. Ben de maske parçasından iç tarafa yapıştırdım. Delikleri kapatmayacak şekilde hava alabiliyor yani. Şimdi takayım.
Tek sorunu stop etmemesi ve de jikle kolu olmaması. Başka bir hiçbir şey kalmadı. Şimdi kapağını takıyoruz. Doğurdukça toz. Bazı arkadaşlar kızacak silmezsem. Uzun süre yatmış burada denilecek motor artık iş yapacak duruma geldi. Jikle kolu da gelsin. 5 dakika falan takarız. Yorucu bir gün oldu. Sonunda da bekleyen motoru tamir etmiş oldu. Zaten sahip çoktan beri yatırıyormuş. Bunu hiç bakmamışlar. Artı malzemelerini sökmüşler. Ah ah. Şimdi çalıştırıp tekrar deneyelim. Evet değerli arkadaşlar, yoğunluktan dolayı bir de jikle olmadığından dolayı ben varsa diyordum sadece jikle yokmuş, bobinini zaten değiştirmez. Bu sebeplerden dolayı elimden geldiğince güzel bir video yapmaya çalıştım. Maalesef ki yoğunluk buna engel oluyor. Neyse ki ölü bir motoru hayat verdik. Sadece karbüratör tamir takımı 50 TL eder. Başka ne değiştirdik? Starter arkası plastik vardı. Onu değiştirdik. O da 10-15 öyle bir şey eder. Eder 65 diyelim mesela. Başka ne vardı? Benzin filtresi 75, benzin hortumu 80 olursa benzin hortumu, başka zincir ise onu ayrı hesap, mesela zincir 110-120 eder galiba Oregon, o zaman ...200 gibi parça masrafı oluyor zinciriyle beraber. Jikli de değişirse 210-220'ye de çıkar, jikli değişirse elemelerle beraber 270 lira masraf, bunun 270 lira. Şu anda motor aktif çalışıyor ve gayet güzel. Neyse arkadaşlar, bundan sonraki videolarda daha dikkatli olurum. Elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışırım. Bundan sonraki videolarda işte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.